dünyaya gelmişti. Babası Safuzade Feyzullah Ağa, annesi Molla Hanım diye anılan Ayşe Hanım'dır. Döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmadığı için okuryazar oluşu nedeniyle Zübeyde Hanım'a da Molla diye anılırdı. Hacı Safu dinine bağlı bir aileden geldiği için kendisi de öyleydi. Hatta Mustafa Kemal'in hangi okula gideceği konusundaki tartışmalarda kendisi dini eğitim veren mahalle mektebine gitmesine ısrarcı olmuştu. İlk evliliğini Selanik Gümrük Muhafaza Teşkilat memuru Ali Rıza Efendi ile 14 yaşındayken gerçekleştirdi. Ali Rıza Efendi sarışın mavi gözlü bir hanımla evlenmeyi düşlerken kendisi siyah saçlı, masmavi gözlü bu kadına sevdalanmıştır. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım Selanik'in Yenikapı semtinde yeni hayatlarını yaşamaya başlamışlardır. Fatma, Ömer ve Ahmet adlı çocukları doğmuştur. Fakat Fatma bu dönem içerisinde vefat etmiştir. Daha sonra eşi Ali Rıza Bey'in Yunanistan'a tayini çıktıktan sonra Ömer ve Ahmet de ölmüştür. 1881'de dördüncü çocukları Mustafa Kemal dünyaya gelmiştir. 1885'te Makbule, 1889'da Naciye doğdu. Naciye'yi de küçük yaşta veremden kaybettiler. Ve ardından 1888 yılında Mustafa henüz 7 yaşındayken Ali Rıza Bey'i kaybettiler. Ali Rıza Bey'in ölümü üzerine Zübeyde Hanım Kazı'daki abisinin çiftliğine yerleşti. Fakat daha fazla yük olmak istemediği için ikinci evliliğini Selanik Gümrükler Başmüdürü Rakıp Bey ile gerçekleştirdi. Babasının ölümüne saygı gösterilmediğini düşünen Mustafa Kemal bu olaya karşı çıktı. Daha Balkan Savaşları'ndan sonra Zübeyde Hanım Rakıp Bey'den ayrıldı ve Osmanlı toprağı olmaktan çıkan Selanik'i de terk ederek İstanbul'a yerleşti. ...1919 yılında okuldan çıktığından beri görmediği oğlu Mustafa Kemal'in 14 Haziran 1922'de onun yanına giderek Ankara'ya yerleşti. Ankara'nın sert iklim koşullarından dolayı Zübeyde Hanım'ın sağlığı kötü yönde etkilendi ve bunun üzerine tedavi amaçlı İzmir'e gitti. Ve bugün gölgesinde Mustafa Kemal'i büyüten Zübeyde Hanım'ın ölüm yıl dönümü. 14 Ocak 1923 yılında 66 yaşında oğlunun başarılarını da gördükten sonra vefat etmiştir. Bizler ona daima minnet borçluyuz ve bugünün anısını sizlere takmanız için hepinize birer rozet vermek istiyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.